Seyit. Öyle korktum ki. Öldüm öldüm dirildim, çok korktum. Ben de sizi bulamayınca çok korktum. Öyle apar topar çıktık bilsen. Ali'yi sakladığımız için herhalde. Öğreneceğiz. Hiç uyumamışsın. Bakıyorum sen de mışıl mışıl uyumuşsun. Hiç kocası zorda olan bir eşin yapacağı şey midir bu? Gün ağarına kadar penceredeydim. Annem zorla kaldırdı. Sonra da uyuyakalmışım. Gittin mi? İyi bari. Konuşsaydınız. İyi yolculuklar temenni ettim kendisine. O da bana çok teşekkür etti. Böyle karşılıklı birbirimize iyi dileklerde bulunduk. Vazifelerimizi yerine getirdik. Bu kadar mı? İyi. Acıkmışsındır. Ben hem bir şeyler hazırlayayım. Bir de oradan çıkarken senin de birkaç parça eşyanı koydum bohçaya. Sen hamamdayken ben onları hallederim. Artık refah içinde uyuyabilirsin. Bugün dışarı çıkmak yok. Dışarıya adım bile attırmayacağım sana. Öyle diz dize oturacağız. Mecburen. İçinde. Sence ben kendimi güvende hissedebiliyor muyum? İmkansız! Mümkün değil ki! Bana ne olursa olsun güvenmeni isterdim. Evet. Bunu ben de çok isterdim. Versin! Seyit! Seyit. Kim o? Gelebilir miyim? Ne oldu? Beni de yıkayacakmışsın. Öyle söylediler. Gel. Getirin. Gel. Bir nazamiye dedim ben tek yıkarırım. Yok temiz olmazmış. İlla Seyit abi yıkasın diye tutturdum. Allah Allah. İşe gelince koca adamsın. Yıkanmaya gelince çocuk. Hadi söyleme o şeyi. Sıcak mı? Yok. Nerenin kaymağı o? Bizim bu aşağı sokaktaki sütçünün kaymağı. Arada bir gidip alıyoruz. Temiz yapıyor mu bari? Yok Emine Hanım. Nerede? Biz sizin oralarda her şeyin temizi güzeli. Bak şimdi. Ben ondan mı dedim ilahi? İyi soframıza oturuyorsun. Aa. Aldın lafı nereye getirdin bak şimdi pes. Şöyle. Koy kızım koy. Günaydın. 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 Yine ortalıkta gezmeye başlamışlar. Hadi. Sen görünmedin inşallah. Yok yok görünmeden geldim.
Seyit'ten haber var mı? Var. Sabaha karşı geldi. İyi. Oturun siz. Ben hem bir çay koyayım. Kahvaltı edin. Yok, oturmasın. Yani Seyit aranıyor, Sabri aranıyor. Celil desen bir yarısının kanamasına bakar. Vallahi fark ederlerse alıverirler içeri. Yani ortalıkta görünmenin vakti değil. Haklısınız. Doğru valla. Sen çık istersen. Ben üçünüze yiyecek bir şeyler getiririm. Çok sağ ol. Seyit hamamda. Sabri'yi şimdi yanına bıraktım. Yıkanıyorlar. Eskiden hep kızlar yıkardı beni. Ayşe ile Güzide. Çabuk çabuk bulaşık yıkar gibi. İnsanı konuşturmazlardı bile. Sen misin onları beğen be? Artık bir nazanla yıkıyor. Bazen de Ali dayı. Ali dayının bir kesele işi vardı. Burak Kiri deriyi sökecekti neredeyse. Binnaz anne desem haşlıyor. Kaynar suyu foş diye döküyor. Köpükle de oynatmıyor. Sen de kimseden memnun değilsin Kurçuk. Nasıl olacak? Babam çok güzel yıkardı mesela. Küçükken bile koca adammışım gibi karşısına oturtururdu. Su ne sıcak ne soğuk olurdu. Paşa çayı gibi. Gözüm yanmasın diye sabun sürerken elini böyle koyardı. Hiç yanmazdı. Köpükle oynardık. Suda kağıttan gemi bile yüzdürürdük. Sen bir gemiye tav olacaksan biz de yüzdürürüz. Ama sen babam değilsin. Kabul edersen olurum. Nasıl olacak ki? Benim ismim ne? Kurt Seyit. Seninki de Kurtçuk değil mi? Evet. Tamam işte Kurt Seyit'in oğlu Kurtçuk. Kurt Seyit'in oğlu Kurtçuk. Seyit'in olanlardan haberi var mı? Yok. Onu hiç görmedik. Mürvet de bir şey söylememiş. Eve baskını sevelim de Alya diye düşünüyordur. Petron gittiğinden de habersiz. Celil! Celil! İngilizler baskına geliyor. Çabuk saklanın. Seyran haberi. Mürve. Hadi git de çağır kocanı sofraya. Ne oluyor be? Ne oluyor? Ne oluyor orada? Ayşe hemen çık dışarı. Kes sesini, baskın var. Ne oluyor? Her gün her gün asker misiniz, haydut musunuz? Her gün ön kapıdan geliyordum. Kez buradan gireyim dedim. İyi halt ettin. İndirin şu silahları canım. Bizim tehlikeli bir halimiz mi var? Seyit Eminof'u arıyoruz. Alyanızı arıyoruz. Kaçak Sabri'yi arıyoruz. Nerede arıyorsunuz? Burada mı? Gel. Gel bak şu kazanın içindedir belki. Gel. Gel bak. Ana yok burada. Gel. Belki buradadır. Gel bak. Bakın. Yukarıda müşterilerden başka kimse yok. Öyle aklınıza estiği gibi araba yapamazsınız. Tamam mı? Çekil şurada. Siz ikiniz yukarı. Siz giriniz içeriye bakın. Bakamadı fare deliği bile kalmayacak. Ayşe hemen çık dışarı. Kes sesini. Sen içeriye bak. Sen yukarıya. Tamam bu defa adam gibi arayın. Dağıtmayın etrafı. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Müşterileri aciz taciz ettiniz ya. İflas mı ettireceksiniz bizi? Daha dün aradınız. Hop 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 hop. Ay ne oluyor be? Hamam burası. Karım içeride giremezsin. Ne oluyor burada? Tamam bırak. Yukarı gidiyoruz. Senin anan baban yok mu? Çoluğun çocuğun yok mu? Ayıp değil mi ya bu kadar insana zulmediyorsun? Haydut musunuz siz be? Ne yapıyorsun Emine Hanım? İyice sinirlendiriyorsun adamı. Zaten bir çareyiz. Ne
oluyor? Hamammış Üsteğmen'im. Karım var diyor içeride. Ne malum içeride birilerinin saklanmadığı? Ya içerisi kalabalıksa? Hakkı, kim onlar? İçeriye bırakma. Bana bak Teğmen. İçerideki benim helalim. Gözünün ucu helalime değecek olsun. Öldürürüm seni. Seni de öldürürüm, kendimi de öldürürüm. Odalara bakın. Boşaltın burayı önce. Karım bir çıksın, sonra nereye istiyorsanız ararsınız. Yazıklar olsun size be. Ne biçim askersiniz siz? Ha? Bizi düşürdüğünüz şu durumlara bakın. Yazıklar olsun. İşgalin de bir edebi, bir ahlakı vardır. Namahreme göz dikmek olur mu? Siz şeytansınız. Pisliksiniz, şeytansınız. Vur hadi. Vur beni. Zaten ancak size bu yakışır. Vursana! Yukarı bakın! Güvenli diye geldik buraya. Aklına gelen baskın yapıyor. Bunu atlattık. Allah beterinden korusun. Ayşe abla yine kurtardı bizi değil mi Seyit abi? Ya Allah razı olsun diyeceğin yerde gülüyorsun bir de. Ben olmasaydım hepinizi bohçalayıp götürmüşlerdi şimdi. Kaç kere Allah razı olsun dedim ya. Bak yine diyorum. Allah razı olsun. Akıllıdır benim karım. Maşallahınız var karı koca. Seyit, çok yoruldum. Biraz da abin devam etsin. Tamam, geliyorum. Seyit abi hakikaten ver, ben devam edeyim. Geliyorum Hakkı. Seyit de yorgun argın, uykusuz hala. Gece onca yol yürümüş, üstüne bir de bu. Hiç kıyamaz kocasına. Kim o? Bir ihtiyacınız var mı diye soracaktım. Hiç dışarı çıkmadınız da. Yok. Bir ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Peki bey. Kale kapısı gibi oldu he. Elinize sağlık. Bir süre daha rahat ederiz ama yakamızı bırakmayacaklardır. Tekrar gelecekler. Aliye'yi saklıyorsun diye seni arıyorlar. Mesele görünümden daha karışık belli ki. Şu anda bizim düşünmemiz gereken tek şey... Aliye'yi Anadolu'ya götürüp güvenli bir yere yerleştirmek. Onu Petro'nun yanında bulursun. Ortalıkta görünmediklerine göre birlikte kaçmışlardır. Hayır, birlikte kaçamazlar. Sebep? Kaçamazlar. Çünkü böyle bir ihtimal yok. Ne biliyorsun sen? Anlat. Petro ile Alya'nın ilişkisi var. Hayır. Var ki şurada bırakmış işte. Onu mu öğrendi yoksa? Tina. Tina, ne saklıyorsun? Kimi savunuyorsun? Şu anda susmanın zamanı değil. Herkesin canı tehlikede burada. Eğer Alya Petro ile gittiyse... Alya kendi rızasıyla gitmiş olamaz. Çünkü Petro'nun hain olduğunu biliyor. Petro'nun yüzbaşı Billy ile ortaklık yaptığını herkes biliyor. Eğer hainlikten kastın buysa. Hayır. Petro bizi arkamızdan vurmuş Zeyd. Başından beri hainmiş. Kolum çok acıyor. Kırıldı galiba. Kaçmaya mı çalıştın? Ne olur yardım et bana. Yalvarırım yardım et. Ne bekliyordun ki? Canım çok yanıyor. Yalvarırım yardım et. Yine bana ihanet mi edecektin?
Öldürecek miydin yoksa beni ha? Demek ki mezarının ilk talihlisi sen olacaksın. Bir an önce öldür o zaman beni. Bitsin artık bu işkence, dayanamıyorum, yalvarırım, öldür beni. Kurtulman artık mümkün değil. Üzgünüm. Sıranı bekleyemedin sevgilim. Arkadaşınız gibi hep yanınızdaydı ama aslında öbür taraf için çalışıyormuş, öyle mi? Ya işte Baronesi de o öldürdü diyor ya. Sana bir mektup yazdım. Bütün gerçekler içinde yazıyor. Bana bir şey olursa eline geçecek. Ne söyleyeceksen şimdi söyle, geveleme. Benimle oyun oynama, ne mektubu? Seyit, bütün gerçekler o mektupta yazılı. Sakın onu unutma. Sakın Seyit. İşe başından beri haklıymış demek ki. Osman! Vişa! Vişa! Vişa, Osman'ı vurdu Seyit! Vişa! Seyit! Yapma. Seyit. Petros şurayı şehir dışında bir yere götürmüş. Deniz kıyısı mı neymiş ama Tina da tam olarak yerini bilmiyor. İşte ancak Şura'nın anlattığı kadar diyor. Belki de yakalanmıştır Seyit. Baksana Ali rıhtımdaymış. Hayır, yakalanmadı. İzleniyor. İstanbul'dan kaçmak için fırsat kolluyor. Belki de içeriden birini satın almıştır ya. Bili'yi öldürdükten sonra kendine daha az tehlikeli bir ortak bulmuştur. Çok acil buluşmamız lazım. Sayfiye'de. Telgrafı alır almaz yola çıkın. Hiç zaman yok. Petro Borinski. Ne var, ne bekliyorsun? Cevabınız varsa ivedilikle ileteyim diye efendim. Hayır, gidebilirsin.
Efendim? Ne diyordun sen bana? Acı çekerek öleceksin Petro. Şimdi sen acı çekiyorsun. Yazık sana. Yarın akşam yaver geldiğinde belki de çoktan ölmüş olacaksın. Ama senin ölüm bile benim işimi görür. Eğer bu dünyada adalet varsa Petro, senin öldüğünü görmeden ölmeyeceğim. Dua et. Belki Seyit'in ruhu kurtarır seni. Mürvet, eğer Güzide'ye bakıyorsan yukarıda değil. Ya, öyle mi? Vaktin varsa biraz konuşalım mı? Allah'ım sen büyüksün, koruyorum. Üzülmekte haklısın. Artık sağlam bile değil. Yarası var. Yahya abi de yok. Rahat rahat üzülüp ağlayabilirsin. Ama bence kendini alıştır. Yakında Celil'i hiç göremeyeceksin nasılsa. Ankara'ya gidince ondan ne bir ses ne bir haber. Ömrünün sonuna kadar görmeyeceksin onu. Ağlaya ağlaya geçecek ömrün. Geçmiş olsun. Yeter be! Ne oluyor be? Ayşe. Eğer ağzını kapalı tutmazsan yaptığın bütün pislikleri herkese anlatırım. Benim kocam sana inanmaz ki. Kaynanan inanır. Benim sinirlerimi bozma Ayşe. Bu kadar söylüyorum. Fotoğrafı ortaya çıkardığım için bana kızgın mısın? Yok. Sadece Seyit için endişeliyim. Ben aslında bugün kardeşime verdiğim sözü de tutamadım. Böyle olmasını istememişti. İnanmıyorsun bana. Siz benim yerimde olsanız ne düşünürdünüz? Ben burada en mutlu günümde kardeşinizin gölgesiyle yüzleştim. O size değil, aşkına son noktayı koymaya gelmişti. Eğer Seyit sizden koparmak isteseydi, o gün çamaşır halinde verirdi o mektubu. Ben orada olmasaydım belki de verecekti. Hayır. O sizin düzeninizi bozmak istemedi. Seyit'in hayatını değiştirmek istemedi. Seyit onun kalbiydi. Eğer o hançeri Seyit'e saplasa ilk kendi ölürdü. Şura çekip gitti. Çünkü Seyit'in hayatında artık asla yer alamayacağını biliyordu. Ama giderken bile Seyit'in üzerinde unutulmaz bir iz bıraktı. Öyle bir iz ki benim asla silemeyeceğim. Belki de silmen gerekmiyordur. Siz sevdiği adam için aynı endişeleri, aynı kalp çarpıntılarını yaşayan iki kadınsınız. Şura gözünde savaşman gereken bir hayalet olmasın Mürvet. Geçmişi değiştiremezsin. Onunla kavga edemezsin. Olanı değiştiremezsin. Evet, onlar birbirlerini çok sevdiler.
Ama öyle acılar çektiler ki. İnan onların yerinde olmak istemez. Ama sen, sizin önünüzde upuzun bir hayat var. Noktası konmuş bir hikaye yüzünden neden gözün arkada kalsın ki? Seyit intikamını alıp geldiğinde sırtındaki kamburdan kurtulacak. Yüreğinin yükünü atacak. Yeni bir başlangıç olacak. Şuraysa kapısı kapanmış bir mazi olarak kalacak. Sen de onları yok etmek için uğraşma. Bırak Zeyd'in kalbinde öyle durduğu yerde sararsın. Bir gün beni de onun kadar sever mi peki? Senin onu sevdiğin kadar seveceğine eminim. Yalvarırım, öldürün beni. Dayanamıyorum artık, öldürün beni. Sen bana diri lazımsın. Çıkarın şunu. Ne işin var senin burada? Ne demek ne işin var? Yarın gelecektin. Nasıl bir oyun çeviriyorsun sen? Bir numara yok. Belgelerin hazır. Sarhoş musun sen? Çıkarın şunu. Ellemeyin onu. Kız bana sağlam lazım. Onu sana söyledim özellikle, zarar verme ona diye. Kaçacaktı. Şimdi kaçacak halde değil. Yeter. İndir o silahını. Yarın gelecektin. Sen telgraf çektin gel diye. Tuzağa düştün aptal. Zeyd. Ateş edin. Seyit! İndir silahını, öldürürüm Ali'yi! İndir silahlarını. Silahımı atsam da beni gözlerimin içine baka baka öldürebilir misin Pedro? At silahını, öldürürüm dedim. Sen anca sırtından vurursun adamı. Kalleşçe. Haince. Misha! Misha! Misha, Osman'ı vurdu Seyit! Yaklaşma! Seyit, ne olur öldür, yalvarırım öldür onu! Seni kurtaracağım Maria. Biraz daha sık dişini. Yaklaşma, sıkarım beynine! Kardeşim bu hainin kurşunuyla can verdi. Anamı babamı kurtaramadım ama seni kurtaracağım Ali. At silahını, at! Aliye'yi bilmem. Ama sen bugün her halükarda öleceksin Pedro.
Bunu sen göremeyeceksin dostum. Bak mezarın bile hazır. Ne kadar aşağılık birisi olsan da senin gibi tecrübeli bir asker, silahında kalan 6 kurşunu hesap eder. Birini yaverin bacağına sıktın. 3'ünü bana. Etti 4. Bir tanesini zavallı Ali'ye sıktın. 5. Son kurşun kaldı Pedro. Bu zevki sana tattırmayacağım dostum. Bak gör işte. Yine ben kazandım. Bu kadar kolay ölmeyeceksin. Celil, Ali'ye yaverin arabasına götür. Celil, Seyit'i yalnız bırakma. Merak etme. Şimdi tek kişilik bir ordu. Seni çok iyi tanıyorum Seyit. Silahsız bir adama ateş etmezsin sen. Bu kardeşimi öldürmeden önceydi. Sen hiç kazanmadın Petro. Ne iyi bir asker oldun, ne de iyi bir düşman. Herkesi kandırdın. Ama kendin biliyordun şerefsizliğini, değersizliğini. Şerefinle ölmeyi bile hak edemedin sen. Hayır! Böcek gibi kıvrana kıvrana öleceksin. Hiçbiri seni öldürecek yaralar değil. Seyit. Seyit! Seyit yapma. Çıkar beni buradan. Çıkar beni buradan. Neyin varsa senin. Yaptığın hataları düşünmeye bol bol vaktin olacak. Seyit. Seyit! Yapma Seyit. Seyit! Bu tüm mücevherler. Çok para var. Çok para var. Yapma.
şartlarda bile iyi operasyon yaptık. Çok kan kaybetmiş. Ama güçlü kadın. İyice bakılırsa çabuk toparlayacak. Nasıl bakarız? Hem de nasıl? Allah sizden razı olsun doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ ol. Aşk olsun, ben uyuyorsun sanmıştım. Çok güzel uyudun. Ben bir şeyler hazırlayayım. Gel buraya. Yanımda kal. Mürvet. Mürvet sahibi çağırdı, ben onlara geçiyorum. Tamam anneciğim. Rahat rahat sevişin diyor. Seyit, şşşt. Neden? Ne oldu? Ayıp mı? Yok. Ben sana bu kelimeyi yasaklamadım mı? Demedim zaten ayıp. Deme. Dilediğin gibi sev beni. Canın istediği zaman yanıma sok. En ağır uykularımdan uyandır beni. Bu ne Mürvet? Ben sen bunları yakacaksın demedim mi? Ben rahat edemiyorum onlarla. Gel buraya gel. Şimdi sobayı yakıyorsun. Ben bunları kendi ellerimle yakacağım artık. Yeter. Hayır ne olur söyleme, utandırma beni. Hayır gel buraya. O sobayı yakacaksın. Ben bunları kendi ellerimle yakacağım dedim sana. Anladın mı? Çok ayıp. Çok ayıp ama. Allah'a şükürler olsun. Her türlü illetten kurtulduk. Ben şimdi bir kemik kaynatır çorba yaparım ona. İki güne koşturur. Evelallah. Güzide de nerede? Aa. Sahi nerede o? Acım. Seni dinlenmen lazım. Ama zorladıkça zorluyorsun. Bak yaran kanayacak Allah korusun. İyiyim ben, bir şeyim yok. Bugünden itibaren bu yara iyileşene kadar buradan çıkmak yok. Hem bak artık ortalık da sakinledi. Peşinizde de kimse yok ama olsun. Yine de dinleneceksin. Sabri Ankara'ya taşınacağını söyledi. Bana ne zaman söyleyecektin? Söylemenin canımızı acıtmayacak bir yolu var mı Celil? Ben kaderimizi kabullendim. Hayır, kaderimiz bizim elimizde. Değil. Celil kaçalım. Yarın iyileşir iyileşmez buradan gidelim. Gözünde sana böyle bir şeyi nasıl yaparım? Asıl beni sensiz bırakma. Ben seni görmeden yaşayamam. Böyle şeyler söyleme lütfen. Ben hayatım boyunca senden başka kimseyi sevmedim. Yalvarırım kaçalım. Ne olur beni burada bırakma. Yahya Bey. Hayır. Ona dokunmayın, beni öldürün. Güzide çekil. Bırak Güzide gitsin. Ne hesabın varsa benimle gör. Asla. Ölümse eğer ben hak ettim. Yeter ki ona dokunmayın, ben razıyım. Sen bu adamı gerçekten uğruna ölecek kadar çok sevdin mi? Yahya Bey, ben sizi aldatmadım.
Sadece siz, ben ona aşıkken hayatıma girdiniz. Ben sadece çok sevdim. Cezam ölümse eğer ben razıyım. Kurt Seyit! Kurt Seyit! Söyle Kurtçuk. Murka seni çağırıyor. Neden? Celal'imden mektup gelmiş. Ya. Niye seninle göndermedi peki? Ya gel işte, herkes toplandı. Bana bak. Şuradan yine mektup mu geldi yoksa? Bak hayır. Hır çıkacaksa baştan bileyim. Ya hayır, yemin ederim vallahi. Hadi gel. Söyle o zaman, merak ettim. Hadi gel ya. Bak herkes seni bekliyor. Yine ne haplar karıştırıyorsunuz bakalım. Çok sevineceğim. Neler olduğunu bir de ben öğrensem. Ha bana bak. Askeri okuldan kabul mektubu mu geldi yoksa? Hayır. Bana bak Kurtçuk, doğruyu söyle. Evet. Ne oldu Murka? Al bakalım. Sen herhalde bunun içine ne yazdığını biliyorsundur. Evet. İkimize yazmış ama ben açmadım. Sen oku istedim. Hadi oğlum, hepimiz çok merak ettik. Sevgili kardeşim Seyit, yengem Mürvet, biz çok iyiyiz. Artık iyice Amasya olduk. Buraya tam anlamıyla yerleştik. Güzide de çok iyi. Sizlere selam söylüyor. Seyit de ellerinizden öper. Buranın havası adaşına çok iyi geldi kardeşim. Burada bizim oralardan çok insanla ahbap olduk. Aluşta'dan, Kislevorsk'tan bir sürü kişi tanıdık. Mektubu da sana buradaki ahbaplardan biriyle yolluyorum. Cevil Kâbe. Mektubu kim getirdi?
Kadir. Kardeşim. Sakalladım. Ama Mehmet. İyiler abi. İyiler. Amasyadalar abi. Oğlanlar küçük. Yolculuk yapamazlar diye çıkmadılar. Abi. Bir Osman'ımız daha oldu. Biliyordum. Biliyorsun. Çok şükür. Çok şükür her gün rüyalarıma girdi. Her gün rüyalarıma giriyormuş. Abi. Celillere çok yakın oturuyoruz abi. Alıştadaki gibi. Her şey yerlerinde. Keyfimiz yerinde. Bir eksiğimiz sizdiniz. Yok yok. Bir eksik yok. Eksik yok. Bundan sonra beraberiz. Bundan sonra beraberiz. Bak kim var burada. Mürvet. Murkan. Tanıştık abi. Kayınvalidem Emine Hanım. Kafam gitti. Sen ne zamandır biliyordun? Bir ay önce. Amasya'ya henüz gitmeden yazmışlardı bana. Mahmut abiyi bulduk galiba diye. Ben emin olmadan seni heyecanlandırmak istemedim. Bana da Kırımlı birisi seni soruyor diye haber gelince heyecandan elim ayağım tutuştu seni göreceğim diye abi. Sonra Celil gözleriyle görüp emin olunca haber verdi bana. Biz de hazırlıklara başladık. Bak 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 abisi bak. Bak bak. Burada da kim var? Lemon uçka. Lokum lokum. Anlaşmaz mıyım ben onunla? Uçka. Uçka. Benim aslan kardeşim. Bugüne kadar sana ulaşmak için gelene geçene ismimi söyleyip durdum. Dedim ki ben Kırımlı Kurt Seyit Eminov. Kardeşim Mahmut Eminov'a sesimi götürsünler diye her gece dua ettim durdum. Ama adım kadar emindim biliyor musun? Seni bulacağım adım kadar emindim. Ben de senin hayatta olduğuna adım kadar emindim abi. Bugüne kadar yarımdım. Eksiktim. Ama şimdi bu saatten sonra geride bıraktığım Aluştama, kardeşime ve toprağıma kavuştum. Bundan sonra bize ayrılık yok. Hep birlikte olacağız. Allah ayırmaz. Kardeşim Mahmut'a. Mürvet'e de. Mürvet'e de. O buldu sayılır. Murkaya. Murkaya.